Sayın Hüseyin Hocam Bey, buyurun. selamlar. Selamlar ve Aleyküm. muhabbetler. Evet müdürüm, buyurun dinliyorum. Şimdi bizim tabii dil öğretimi alanı çok geniş bir alan. Diyarbakır'da da Tabii. şükür olsun Türkiye Müdürüm ortalaması nereliyiz noktası. müdürüm? Müdürüm nerelisiniz? Sayın Hocam benim memleketim Çanakkale. Çanakkale. Oo. Sizlerle de Konya'da değişik vesilelerle karşılaştığımız durumlar olmuştu. Ben ilahiyatçıyım, Muğla ilahiyat mezunuyum. Öyle mi? Sizinle karşılaştık mı hiç? Karşılaştık ama yakın zamanda değil. He, peki. Öğrencilik zamanlarımızda. Ama siz... Askerliğim benim Çanakkale'deydi askerlik. Eyvallah. Evet. Ben sizleri ta böyle 80'li yıllardan itibaren tanıyorum ve takip ediyoruz Sayın Hocam. Ha, Siz teşekkür görev ederim. devam ediyor değil mi üniversitede Sayın Hocam? Devam ediyor. Emekliliğe çok az kaldı. Bir seneden az fazla kaldı. Rabbim Devam ediyoruz. Sağlık afiyet versin Rabbim. Sizlere Allah hayırlı razı olsun. çalışmalar Teşekkür diliyorum. ediyorum. Şimdi İmadim'deki zirvedeki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tabii bu malum sürecin içinde Evet. insanlar yeni bir yaşam buldular. Bu yaşamların içinde tüketimleri arttı. Evdeki yaşam biçimleri arttı. Öğrenme biçimleri farklılaştı. Beslenme Evet. alışkanlıkları farklılaştı. Biz Evet, tabii bugün evet. sizlerin bizlere sağlayacağı destekle hem sağlıklı beslenme hem helal bu işlere yaklaşma. Evet. Çünkü sektörün de kendine ilişkin hatta şey bile çıktı. Ne diyoruz ona? Suni tavuk mu? Öyle bir suni but ürettiler. Suni et. Suni et bunların helalliği vesaire benzer hususlarla ilgili bizim de istifade edeceğimiz bir çalışma olmasını diliyorum. Katılımcı için şu İnşallah. anda 268 arkadaşım ekranda ve Maşallah. artıyor. Onlara da İnşallah. teşekkür ediyorum. 273 oldu şimdi. Evet, artıyor. 74 artıyor, evet. Din öğretimine bakan Hayrola Hocam da benim fakülteden sınıf arkadaşım. Evet. Hayrola Bey de organizasyon için kendine teşekkür ediyorum. Sizinle Evet. buluşturduk. Evet. Ve böyle serin bir Diyarbakır, muhtemelen Konya'da öyledir. Evet. Biraz sıcak seviyor muhabbetlerimize başarı diliyorum. Öğretmenlerimiz, müdürüm öğretmenlerimiz genelde hangi bölgeden oluyor? O çevreden mi? Genelde bu bölgededir, evet. Tamam. Peki. Söz sizde Sayın Hocam. Sayın Peki Müdürüm, ben... teşekkürler müdürüm Önce... katladığınız için. Her zaman dediğiniz gibi gerçekten bu yoğunluk içerisinde İlmiyeti Müdürümüzün katılması hem bizleri sevindiriyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Önce... Sayın Hocam, Orhan Evet. Hocam müsaadenizle sizi birkaç cümleyle Tabii. bilmeyen, herkes tanıyor ama yine de bir tanıtayım diyorum birkaç cümleyle müsaadenizle. Olur inşallah olur. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu Hoş haftaki bulduk. Online konferansımızın konusu helal gıda. Evet. Konuğumuz da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Çeker Hocamız. Hocamız 1953'te Ankara'nın Haymana ilçesinde doğdu. 1972'de Yozgat İmam Hatip Okulu'ndan, 1976'da da Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Talebelik yıllarında kıraat ilmi ve Arapça üzerinde yoğunlaşan hocamız aynı zamanda hafızdır. Kıraat aşere kursunu bitirdi hocamız. 5 aylık Batman Kız Meslek Lisesi öğretmenliğinden sonra 1977'de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. 1981'de İslam Hukukunda Akitler adlı teziyle Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh öğretim üyesi oldu. Yüksek İslam Enstitüleri'nin ilahiyat fakültelerine dönüşmesinden sonra 1986'da doktor, 1988'de İslam Hukukunda Çocuk adlı baş çalışmasıyla doçent, 1996'da da fakülte hasta kitabıyla profesör oldu. Çok sayıda kitabı, makalesi yayınlanan hocamızın makalelerinin bir kısmı, daha doğrusu çoğu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde olmak üzere 40'ın üzerinde ansiklopedi maddesi de hocamız yazmış bulunmaktadır. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin hocamıza. Hocam inşallah sağlığınız şu anda iyi yok. Çok, çok şükür, evet. Allah hayırlı ömürler, sağlık, afiyet sizlere bizlere de versin inşallah. Sayın hocam, amin, amin, benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi söz esas sahibinde. Buyurun sayın hocam. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü aleyh.
Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Muhterem arkadaşlar, tabii ki helal gıda. Fakat bir iki cümle mukaddime olarak ekleyeyim. Ben de bölge olarak siz kıymetli öğretmenlerimizden uzak değilim. Bizim de aslımız doğudan gelme. Bu arada biz dini tahsilimizi az önce tanıttıkları gibi Yüksek İslam Enstitüsü'ne yaptık. Bir geçmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hatta şunu da ekleyeyim. Benim öğretmenimle bir göz attığımız Batman idi. Dolayısıyla Diyarbakır olunca Batman'ı da hatırlamış oldum. Teşekkür ediyorum. Batman Kız Meslek Lisesi'nde 5 aylık bir öğretmenliğim var. Ondan sonra asistan olarak tekrar konuya döndüm. Şimdi arkadaşlar, helal gıda konusunu müdür beyimizin daha önce ortalama bir saat konuşma süremiz var. Bir de bunda belki sorular eklenecektir. Mümkün olduğu kadar ilkeler bazında anlatmaya çalışacağım. Başlıklarımız şu. Niçin helal gıda gündeme geldi? Sonra efendim ümmetlerin bu konudaki tutumu. Belki vakit olursa çalışmalarına biraz temas edebilirim. Ondan sonra gıda anlayışımız. Bu arada İslam'da istihale, efendim örnekler getirmeyi düşünüyorum. Önce Çin helal gıda gündeme geldi. Aşağı yukarı birkaç yıldan bu yana popüler hale geldi biliyorsunuz. Bunu ilkten cevaplandırmaya çalışacağım. Birincisi ekonomik açıdan helal gıda. Yani bu işte ciddi bir para var, onun için gündeme geldi. İkincisi dini açıdan. Kısa kısa temas edeceğim. Ekonomik açıdan bazı rakamlar söyleyeceğim. Önemini anlatmak için, ifade edebilmek için. Bundan sanıyorum veya 4 yıl kadar önceydi. Sakarya İlahiyat'ın düzenlediği uluslararası bir kongreye katılmıştım. Konu başlığı helal gıda ekonomisi. Orada gelen Suudi Arabistan temsilcisi şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, birkaç gün önce Japonya'dan bir gayrimüslim beni aradı. Demiş ki, biz helal gıda işine, üretimine gireceğiz. Ben bir girişimciyim, ticaretle uğraşıyorum, üretimle uğraşıyorum. Helal gıda üretimine girişeceğiz. Bu konuda bize bilgiden yardımcı olabilir misiniz? Bu arkadaşımız Suudi hoca demiş yardımcı olalım ama ben merak ettim siz gayrimüslimsiniz. Helal gıda niçin siz helal gıdayla hangi sebepten ilgileniyorsunuz diye bir soru sormuş. Onun söylediğinde helal gıdanın ekonomik açıdan önemini ifade ediyor. Demiş ki geleceğin parası helal gıdadır demiş. Geleceğin parası helal gıdadır. Yani gelecekte eğer para kazanmak istiyorsanız gıdaya yatırım yapın. Biz de para kazanmak istediğimiz için efendim helal gıdaya girmek istiyoruz gibi bir cevap vermiş. Bazı rakamlar vereceğim demiştim. Dünya milli geliri arkadaşlar 80 trilyon tahmin ediliyor. 80 trilyon dolar. Bunun 4 trilyon doları helal gıda pazarıdır. Yani az bir rakam değil, 4 trilyon dolar. Bunun 2 trilyon doları bizzat helal gıdanın kendisidir. 2 trilyon doları da helal gıda üretimi verilen harici emekler ve masrafların karşılığıdır. Şöyle diyebiliriz, dünya milli geliri isterse 100 trilyon dolar olsun, bunun 20'de biri helal gıda oluşturuyor. Tabii ki helal gıda pazarı büyük bir pazar olduğu için gayrimüslimlerin de iştahını kabartıyor. Onlar pazardan gelir elde etmek istiyorlar, pay katmak istiyorlar. Peki gayrimüslim bu yaptığı üretimi
Müslümanlara satabilmek için tabii ki helal gıda sertifikası alması gerekiyor. İşte helal gıda sertifikasında dönen para 1 milyar avro civarındadır. 1 milyon demedim, dikkat arkadaşlar. 1 milyar avro civarındadır. Yani damgayı vuracak bu diye bir para kazanacak. Bu dönen para 1 milyar avro olmuş oluyor. Tabii ki helal gıda sertifikası verenler dünya çapında eğer tahminde bulunacak olursak 500 kurum civarındadır. 500 kurum helal, yani net 500 demiyorum, yaklaşık olarak söylüyorum. Biraz fazla olabilir, biraz az olabilir. Ortalama 500 kurum helal gıda sertifikası veriyor. Ve ilginçtir, biz bu işle uğraşırken... Ferhat'i, baş abi. Başka sesler geliyor. Arkadaşlar mikrofonu kapatalım. Evet. Buyurun, 500 kurum civarında helal gıda sertifikası veriyor. İlginçtir, tuhafınıza gidecek belki. Bu 500 kurumun içinde yaklaşık 100 tanesi Hristiyanların oluşturduğu helal gıda sertifikası kurumudur. Yani Hristiyanlar kurum kurmuşlar, biz üretilenlere helal gıda damgası vereceğiz diye. Hristiyan da bu işe girmiş. O 1 milyar avrodan da pay almayı düşünmüş yani. Onun için biz bir grubumuz var. Belki biraz bahsederim biraz sonra vaktimiz olursa. Helal gıdayla uğraşan bir grubumuz. Biz çalışmalar esnasında helal kesim domuz diye damga gördük. Helal kesim domuz. Yani Hristiyan düşünmüş. Müslümanlar domuzu yemediğine göre kesiminde bir, biz kesimini İslami usullere göre yaparsak bu domuz eti helal olur diye düşünmüş. Yani böyle bir acayiplikle de karşılaşmış oldu. Bu arada şunu da söyleyelim. Dünyada 7 milyar civarında insan var. Bu insanlar 1.8 milyarı, 2 milyara yakını Müslümanım diyen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla dünya üzerinde olarak ikinci sıradayız. Ve Hristiyanların ifadesine göre çok yakın zamanda Müslümanlar bir numara ümmet haline geleceklerdir. Tabii çünkü Hristiyanlar doğum kontrolü yapa yapa kendisini sıfırlamış, bitirmiş, eksiye doğru gidiyor. Müslümanlar da eğer onlara uymazlarsa, bu arada onda da endişemiz var, üzüntümüz var. Onlara yakın zamanda inşallah bir numaralı ümmet haline gelir. Bir rakam daha söyleyeyim. Dünya üzerinde doğal gıdalar 1.5-2 milyar insana yetecek kadarmış. Doğal gıdalar. 1.5-2 milyara yetecek kadar olan bu gıda tabii ki dünya insanına yetmiyor. Dolayısıyla geride 5 milyar insan var. Nasıl doyuracağız derken sanayi malzemeler devreye girmiş. O dediğim gibi çalışmalardan bahsedersem bu konuya tekrar gireceğim. Helal gıda anlayışımızı söylerken tekrar bu konuya tekrar gireceğim. Şimdi ekonomik açıdan birkaç rakam bunun önemini ifade etmiştir. Dini açıdan helal gıdaya gelince. Arkadaşlar, helal gıda kelimesi sağlıklıyı ifade eder. Yani her helal sağlıklıdır ama her sağlıklı helaldir diye bir kaide yok. Yani helal sağlıklının da içerisinde özel bir yeri teşkil ediyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela iki tane koyun sağlıklı kestik. Eti ortaya çıktı. Veterinere, gıdacıya sorsak ikisi de sağlıklı. Damgası alır. Raporu alır. Ama mesela bu koyunlardan bir tanesi hırsızlık malı ise o tabiatıyla haram olacaktır. Öyleyse sağlıklıdan da öte biraz özel bir anlam ifade ediyor. İlkelerini ayrıca anlatacağım. Şimdi bir de şu var. Bir de şunu özellikle söylemiş olalım. İslam'da helal gıda sadece
bir emir değil, mutlaka bu emrin birçok hikmetleri vardır. O hikmetlerinden bir tanesi de şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle helal gıda bizim ibadetlerimizi de duamızı da etkilemektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır ki adamın yediği haram, haram, giydiği haram, Allah onun duasını niye kabul etsin diye bir hadis-i şerif var. Yani dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin kabulü bile helal gıdaya bağlıdır. Dolayısıyla helal gıda noktasında hem Müslüman titiz olmak zorundadır, hem de dini görevlerini yerine götürmek açısından, sorumluluğu açısından zorunda olmuş oluyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta küçük bir deneme de yapacağız bu arada. Bakalım ne çıkacak diye. İnsan vücudu helala ayarlı yaratılmıştır. Dolayısıyla bu vücuda haram verecek olursak, bu vücutta arızalar meydana gelecektir. İşte vücuda haram demeyim ama vücudun fıtratına aykırılar verile insan vücuduna fıtratına, yaratılışına aykırı gıdalar verile bu gıda vücut ayarımız durumda. Şu anda biz çevreye baktığımız zaman gıda açısından ayarı bozuk bir sürü insanla karşılaşıyor. Şöyle bir deneme yapalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkacağında kendisine iki şey ikram edilmiştir. Olayı hatırlıyorsunuz. Ve süt. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sütü tercih ettiğinde Hazreti Cebrail yani yaratılışa uygun olanı tercih ettin demiştir. Sütü tercih ettiği için. Şimdi bu olayı keselim, zamanımıza getirelim. 100 tanecimizi dizelim ve tepsi üzerinde onlara mesela süt ve kola edelim. Süt ve kola. Hangisini tercih eder bu gençler? Cevabınız belli. Gençler kolayı tercih eder. Sütü tercih etmiyor genç. Öyleyse bakınız, fıtratı etmediğine göre bu yüz ya da bu gençler fıtratı, yaratılışa uygun olanı tercih etmediğine göre vücut ayarında bozulmalar meydana gelmiş. Ayarı bozuk ki doğruyu seçemiyor. Allah Teala hayvanlara da bir ayar vermiştir. Mesela bir koyuna, bir ineğe kendisine verecek bir otu yediremezsin yani. Kırlarda dolaşır, otlar, ondan sonra ne yiyeceğini bilir, zehirli bir ot verdiğin zaman onu yemez. Burada da bir ayar var. İşte Allah Teala insana da bir ayar vermiş ve biraz sonra dediğim gibi o aklı selim olarak ifade edeceği İslam'daki hükme geçince insan kendisine yararlı olanı o fıtratından getirdiği ayarla tercih ediyor ve tespit ediyor. İşte bu ayarın aldığımız gıdalar sebebiyle bozulduğunu maalesef müşahede ediyoruz. Bir de şunu söyleyelim. Ümmetler içerisinde kendi helaline en duyarlı ümmet Yahudilerdir. Yahudilerin bir helal damgaları var kendilerine göre. Koşer dedikleri bir damga var. Başka damgalar da var. Kesinlikle o damgadan olmayan bir gıdayı tüketmiyorlar. İkinci olarak titiz olan ümmet Müslümanlar. Müslümanlar geliyor. Ve özellikle domuz konusunda titiz. Mesela Avrupa'ya giden işçilerimize bakıyoruz, insanlarımıza bakıyoruz. Her türlü haram işliyor ama domuz etine geldim ben Müslümanım diyor. Bu bir titizliği var. Yani bu da Müslümanları aşağı yukarı diğerlerinden ayıran neredeyse bir farkın örneği haline gelmiş. Yani Yahudiler yiyip içme noktasında en titiz davranan ümmet, ikinci olarak Müslümanlar geliyorlar. Bunun dışında iki büyük ümmet daha var.
Hristiyanlar ve Budistler. Hristiyanlar 2 milyar civarında, Budistler de hatırı sayılır bir rakamdadırlar. Bu ikisinde helal haram diye bir duygu kalmamış. Maalesef kendi dinlerini yok ettikleri gibi. İnsan vücuduna faydalı zannettiği ne varsa, adeta dişi neyi kesiyorsa hepsini tüketebiliyor. Onun için yurt dışına giden insanlar radyo eğer Yahudi ile Hristiyan'ın yiyeceği arasında kalırsanız, tercih noktasında arada kalırsanız Yahudininkini tercih edin ama sebebini de söyleyin. Çünkü onların iyi konusunda bizim de onların titizliğinden istifade edebiliyoruz. Onun mesela yiyebildiğini biz de yiyebilir durumdayız daha doğrusu. Çünkü onlarınki bizimkine göre daha olunca onlarınki tercih edebiliyoruz. Böyle bir durum yaşıyoruz. Peki helal gıda çalışmaları konusunda bizim helal gıda çalışmaları konusunda neler yapılıyor onu söyleyeyim. Helal gıda çalışmaları ilk önce 1960'lı yıllarda efendim Amerika'daki Yahudiler arasında başlamış. Yahudiler diyorum, Müslümanlar arasında başlamış. Niçin? Tahmin ediyorum sebebi şu. Amerika'da en etkili lobi Yahudi lobisidir. Onlar kendi yiyecekleri konusunda titiz davranınca oradaki Müslümanlar da demişlerdi ki tahmin ediyorum. Bizim de bir helalımız, haramımız var. Biz de bu konuda çalışalım diye Yahudilerden etkilenerek ilk çalışmayı başlattıklarını görüyoruz. Bizim burada böyle bir derdimiz olmamız, çünkü çevre Müslüman. Müslümanlara güveniyoruz. Kestiğini yiyoruz. Çevremizde gayrimüslim yok gibi. Öyle olunca efendim helal haram noktasında bir derdimiz olmamış. Ondan sonra Amerika'da başlayan bu helal gıda çalışmaları diğer İslam ülkelerine yayılmış ve şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 58 üye içerisinde 58 üye devlet arasında bu konu en ileride olan, en ileri çalışmayı ve uygulamakta olan devlet Malezya'dır. Malezya başı çekiyor. Fakat Türkiye'de bu noktada önemli, çok önemli gelişmeler var. Sanıyorum kısa zamanda eğer bu çalışmalar bu hızla devam ederse kısa zamanda belki de Malezya'yı sonda bırakabiliriz. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Bu 58 devletten ileri gelen 30-35 kadarı, hatta son duyduğuma göre 38 kadarı büyüklerden bir araya gelerek helal gıda standartlarını oluşturma içerisine girmişler. Biz de çalışma yapıyorduk, o irtibat kurmuş olayım. Yaklaşık 10-12 sene önce biz bir grup arkadaş, aramızda fıkıhçılar, efendim veterinerler, gıdacılar, ziraatçılar, biyologlar, mikrobiyologlar vesairenin olduğu, histologların olduğu bir grup. Yerine göre bu 15 kişi oluyorduk akademisyen, yerine göre 25'i bulduğumuz oldu. Bir çalışma başlattık. Helal Gıda Platformu adı altında kurulmuştuk. Çalıştaydan sonra dedi ki biz elde ettiklerimiz bu güzel neticeleri kamuoyuyla paylaşalım. Ne yapalım? Ankara'da bir kongre düzenleyelim dedik. Niçin Ankara? Diyanet'in ve TSE'nin, Türk Standartları Enstitüsü'nün dikkatini çekelim dedik. Ve o gerçekten maksat hasıl oldu. Diyanet ondan sonra bizim bu platforma ve TSE'de efendim bu platforma üye verdi. Ancak şu var, biz bunu platform adı altında artık çalışmaları götürmedik. TSE'nin akademik kurulu olarak götürdük. Türk Standartları Enstitüsü helal gıdaya girmek istemiş ama neye helal diyeceğini tespit edememiş. Bizim bu platformu görünce hemen bir iki aveyle olduğu gibi bizi akademik kurul olarak kabullendiler. Biz artık 2012'den itibaren Türk Standartları Enstitüsü'nün akademik olarak çalışmaya devam ettik. O kadar hızlı çalıştık ki elhamdülillah 1,5 senede yaptığımızı biliyorum. Dolayısıyla TSE'nin bilgi havuzuna girerseniz bu noktada bizim
Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu sonradan Helal Yaşam Derneği haline geldi. Helal Yaşam Derneği dedi. Buraların eğer şeylerine, sitelerine girerseniz oradaki helal gıda havuzunda uzun araştırmalar neticesinde tespit edilmiş en doğru bilgi. Böylece bilgi kaynağı olarak da adresi söylemiş oldum. Helal Yaşam Derneği adresleri nedir şu anda? Helal Yaşam ve olabilir. Helal ve Sağlıklı efendim gıda.org.tr olabilir. Değiştirmiş olabilirler. Son durumu bilmiyorum. Oradan girebilirsiniz. Şimdi dedim ya az önce 30-35 kadar büyük devlet helal gıda efendim ilkelerini oluşturmak için çalışıyorlar dedim. Tam da Türkiye o zaman dönem başkanıydı bizim çalıştığımız yıllarda. Ve Türkiye'de kendi görüşünü TSE yoluyla bildirdi. Biz işte o TSE'nin helal gıda ilkelerini oluşturan ekip olarak çalışmıştık. Bu çalışmalarda böylece özetlemiş olayım. Şimdi biz bu işe girmeden platform olarak ve sonradan Helal Yaşam Derneği olarak bu işe girmeden başında dedi ki önce doyma nedir? Helal gıda anlayışımızı, felsefemizi bir ortaya koyalım dedik. Öyle ya az önce dedim ki dünya üzerinde doğal gıda 1,5-2 milyara yetecek kadar diyoruz. Geride 5 milyar insan var. Bu 5 milyar neyle doyacak derken doymayı bir tarif edelim dedik. Öyle ya doyma ne? Doyma konusunda bir batı dünyası, artık bundan sonra beyaz adam diyeceğim. Beyaz adamın yaptığı bir tarif var. Bir de İslam'ın öngördüğü bir tarif var. Beyaz adamın yaptığı tarif, yiyebildiğin kadar ye ye ye. Ne zaman ki canın artık doydum dedi, o zaman doymuş olursun diyor. Bunun da sebebini anlatayım. Beyaz adam öteki insanı karın tokluğuna çalıştırıyor, ona ürettiriyor, tekrar ürettiğini ona tükettirmek için ayrıca tabii çok pahalı bir dolara mal ediyorsa 50 dolara tekrar tükettirmek için bir hayat standardı oluşturmuş. Yani şöyle şöyle yaşarsan modern olursun, böyle yaşamazsan modern olmazsın, çağ dışı kalırsın diye bir fikir vermiş dünyaya, pompalamış. İşte ürettirdiğini tükettirmek maksadı olarak, buraya dikkat etmenizi arzu ediyorum, beyaz adamın ürettirdiğini tükettirmek maksadı ile diğer insan için ortaya koyduğu yaşam biçimine modernizm deniliyor. Modernizm. Ve bu dünya insanı lanse edilmiş. Dünya insanı adeta diyor ki böyle yaşamazsam çağ dışı kalırım diyor. Peki bu modernizm neye dayalıdır? Tüketmeye dayalıdır. Tüket, tüket, tüket. Tabii neticesinde çok tüketim, çok üretimi, çok üretim doğadan, tabiattan çok malzeme çekmeyi gerektirir. Çok malzeme çekmek de çevre bozukluğuna sebebiyet veriyor. Şu anda çevre bozukluğunun israftır ve tükettirmedir. Beyaz adamın durumu bu. Doyma ye yiyebildiğin kadardır. Ama insan bir an için doydum diyebilir. Mide lastik gibi genişliyor. Git insanoğlu doydum diyemiyor. Doydum diyemediği hal karşısına obezite çıkıyor. Yani insanoğlu önce yiyerek bir masraf yapıyor. Sonra kilo alıyor, kiloyu vermek için ikinci bir masraf yapıyor. Ondan sonra obezite olduğu zaman da bundan kurtulmak için başka bir masraf yapıyor. Halbuki ta baştan masrafı hesaplı yapsaydı ikinci ve üçüncü masrafı belki de gerek kalmayacaktı. Hatta İslami anlayışta doymayı kabullenseydi doğal gıda 1,5-2 milyara yeteceğine 5 milyara yeterli hale gelecekti. Peki şöyle bir örnek vereyim. Amerika'da bir insan yıllık olarak 120 kilo et tüketmektedir. 120 kilo. Rakamlara bir zahmet dikkat edin. Ondan sonra Avrupa'da 100 kilodur. Türkiye'de 25 kilo civarındadır. 20-25 kilo. Şimdi Amerika'ya hesap ediyorum. 120 kilo et günlük iki defa duble kebap yemeği
yemek anlamına gelir. Ya bir insan bunu nasıl, işte doymayı unutursa yer. Doymayı kendi bildiklerine göre tarif ederlerse böyle yer insan. Halbuki bir günde bir defa yesek, hatta her gün değil, haftada iki defa yesek bunu yeterli görüyoruz. Ve biz de yaşıyoruz, onlar da yaşıyorlar. Biz de canlı olarak işlerimizi yerine getiriyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Onlar da, hatta onlar hareket edemiyorlar yani. Öyle. Demek ki doymayı önce bir tarif etmemiz gerekir. Peki İslam'ın öngördüğü doyma nedir? İslam'ın öngördüğü doyma biyolojik doymadır. Psikolojik doyma değil. Yani biz yediklerimizin önemli bir kısmını adet yerini bulsun diye vücudumuz ihtiyaç hissetmediği halde yiyoruz ve tüketiyoruz. Şöyle akşam yatarken bir liste çıkarın. Bugün ne yediniz, ne içtiniz? Listeleyin. Ondan sonra bir bakın. Göreceksiniz pek çoğunu adet yerini bulsun diye tüketmişsinizdir. Öyleyse biz diyoruz ki psikolojik doymayı bir tarafa bırakmamız lazım. Biyolojik doymayla yetinmemiz lazım. Biyolojik doymayla yetinip fazlası aklımıza geldiği zaman yemeyeceğim dememiz, diyebilmemiz gerekir. Şimdi Batı insan, beyaz adam biyolojik doyma için de bir standart koymuş. Tabii mesleklere göre değişiyor. Günde 2400 kalori almazsan efendim yapamazsın. Çünkü bu ölçü oruç ibadetini bilmeyen, tanışmamış olan bir insanın ölçüsüdür. Biz bu ölçüyü bile hesaba çekmek durumundayız. Böylece biyolojik olarak yeteri kadarını alma şeklindeki anlayışı ortaya koyup kendimize göre bir standart belirleyip göre doyduğumuz, yediğimiz zaman doğal gıdaların belki de 5 milyara yeteceğini görürüz diye düşünüyoruz. Peki bir de şunu söyleyelim, bir deneme daha yapalım. Dedim ya beyaz adam tüketime dayalı olarak insanı ayarlamış. Şimdi biz eşyayı, evdeki eşya modası değiştiği için mi, modeli değiştiriyoruz yoksa yıpranıp kullanılamadığı için mi değiştiriyoruz? Bu soruyu bir sorun kendinize. Neticeyi söyleyeyim. Geçtiği için değiştiriyoruz maalesef. İşte bu beyaz adam bize modernizmin sonucudur. Hatta bir konfeksiyoncu arkadaş dedi ki hocam dedi dünyanın bir yerinde mevsimin rengi ilan edilir dedi elbise için. O mevsimin rengi eğer bir sonraki mevsim için geçerli değilse, ki geçerli değil zaten, aynı kalite mal bir sonraki de elimizde olduğu halde renginden dolayı satamıyoruz hocam dedi. Yani biz bırakın kaliteyi, şunu bunu, mevsimin rengini bile bu modernistlerin bize dayattığı şekle göre tespit ediyoruz, gönderiyoruz. Öyleyse biz öncelikle bir kafa, helal gıda ve tüketim konusundaki anlayışımızı, felsefemizi ortaya koyup Müslümanca yaşamayı bir düşüneceğiz. Müslümanca yaşadıktan sonra paramızda bir bereket var, harcamamızda bir bereket var ve o kadar paramızı artacak ki Allah rızası için kullanılabilecek bir sürü paramızın olduğunu hissetmiş olacağız. Bu genel girişten sonra şimdi geliyorum İslam'da helal gıda. 10-15 dakika geç başladığımıza göre 10-15 dakika uzatma hakkım var herhalde müdürüm. Evet sayın hocam. Tabii. Evet. Ben onu hesap ediyorum. Sizi sıkmamaya çalışıyorum. Hızlı tabii, geçiyorum. Buyur, aslında buyur. Bu konuşmam aşağı yukarı 3 saatlik bir konuşma ama çok hızlı geçiyorum. Şimdi İslam'da helal gıdaya Kur'an-ı Kerim'de iki tane kelimeyle karşılaşıyoruz. Tayyibat ve habais kelimesi. Mesela bu kelime birçok yerde geçiyor. A'raf suresi 157. ayette peygamberimiz için buyuruyor ki bu peygamber ifadeye dikkat ediniz. İnsanlara tayyibata helal kılıyor. Peygamberimiz helal kılıyor. Habaisi haram kılıyor. Peygamberimiz helal ve haram koymasıyla yetkili olduğunu Allah Teala söylüyor. A'raf suresi 157. Bu peygamber tayyibata onlara helal kılıyor. Habaisi haram kılıyor.
Bu iki kelime ile başlatıyor Kur'an-ı Kerim. Sıra bazı haram şeyleri de sayıyor. Kur'an'da 4. Efendim, hurrimet aleykumul meytetu, ölü hayvan haram, ve demu kan haram, ve lahmul hınziri, domuz eti haram, bir de Allah'tan başkası adına kesilenler haram. Allah bunları da söylüyor. Şarabın haram olduğunu söylüyor mesela. Bir de böyle küçük bir ayrıntıya giriyor. Peki tayyib ne? Bir de o var. Tayyibat ya da habais ne? Tayyibat, aklı selim sahibi insanın hoş gördüğü şeylerdir. Habais ise habis kelimesinin çoğuludur. Çirkin ve iğrenç demektir. Aklı selim sahibi insanın iğrendiği şeyler demektir. Buradan hemen ayar aklımıza geliyor. İnsan atılırken Allah tarafından bir ayar konmuş. Bu göre insanın hoş gördüğü şey helal, iğrenç ve ürpertici gördüğü şey haram kılınmıştır. Bu bir kafa yapısını oluşturan en dıştaki bir çerçevedir bu. Aklı selim dedik. Aklı selim ne? Aklı yaratıldığı gündeki gibi sağ salim duran, anlayışı, ayarları sağ salim duran, arızalanmamış olan, ayarı bozulmamış, yani fabrika ayarıyla duran demektir. Aklı selim. Mesela diyelim ki bir uzak doğulu, bir Çinlinin de bir ayarı var. Ama gözümüzün önünde akrep yiyor adam. Yılan yiyor. Biz bunu görünce iğreniyoruz. Öyleyse ayarlar bir defa bozulmuş. Onlar ölçü değil. Ayarı bozulmamış bir insanın, yani doğduğu şey orijinal duran bir insanın hoş gördüğü şeyler helal kılınmış, iğrenç gördüğü şeyler haram kılınmıştır. Peki bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ekledikleri var. Şunlar haramdır, şunlar helaldir filan diye orta liste çıkıyor. Ama bu iki listenin arasında hükmü belirtilmeyen çok sahayı kapsayan şeyler var. Onlara ne diyeceğiz? Yani helal denilenler var, haram denilenler var ama hükmüne karışılmamış pek çok şey var. Bu konuda ne yapacağız? Bu konuda İslam alimleri, müçtehitlerimiz, imamlarımız iki ilkeden hareket etmişlerdir. Bir, el aslu fil eşyai el hurme kaidesi. Öbürü de el aslu fil eşyai el ibaha kaidesi. Yani şöyle, birinciye göre dünyada gözün neyi görüyor, ne var? Hepsi haramdır. Ayet ve hadisin helal dedikleri hariç. Anlayışa göre aradaki şeylerin genel hükmü haram oluyor. Haram listesi kabarık oldu. Fakat öbür anlayışa göre dünyada ne var ne yok, gözün neyi görüyorsa hepsi helaldir. Ancak kitap ve sünnetten haram dedikleri hariç deniliyor. Böyle iki ilke var. Mezhepler bu konusunda nerede yer alıyorlar? Bunu da söyleyelim. Hanefi mezhebi haram ilkesiyle hareket ediyor. Hemen ona yakın ama az geniş şekliyle Şafii mezhebi geliyor. Şafiileri geçtikten sonra geniş o ilkeyle amel eden Hanbeli mezhebi geliyor. En uçta da Malikiler var. Yani Malikilere göre helal listesi o çoktur ki haram kısmı, haram listesi çok az. Hanefiler bunun tam tersi. O mesela hayvanları incelerseniz Hanefilere göre helal olanları bir listeleyin. Bir de Malikilere göre olan listeyi leyin. İkisi arasında çok fark var. Birisi o aradakileri helal sayarız anlayışıyla devam ediyor. İşini çözüyor. Hanefiler ise o aradakilere önce şöyle bir uzak duruyor. Helal diyebilmek için birçok efendim ilkeler ortaya koyuyor, titiz davranıyor. Böyle bir durum var mezhepler. Peki şimdi bize yeni üretilmiş bir şey geldiği zaman biz neyle amel ediyoruz? Daha doğrusu mezheplerin bu konudaki görüşlerinden biz en çok hangisiyle karşılaşıyoruz? Bir de o var. Şimdi önce dedim ya, bir doğal gıda var, bir de üretilmiş sanayi gıdaları var.
sanayi gıdalarının içerisine tabii katkı maddeleri. Hani rengi çekici olsun, damak zevkini versin, raf ömrü uzun olsun filan diye katkı maddesi ekleniyor. Şöyle bir soru, o platformdaki arkadaşlardan bir tanesi katkı maddeleri diye bir kitap yazdı. Onun ifadesini söylüyorum. Siz yılda acaba esas gıdanın yanı sıra katkı maddesi tüketmiş olabilirsiniz. Soruyu tekrar ediyorum. Yılda esas gıda maddesinin ve içerisinde ne kadar katkı maddesi tüketmiş olabilirsiniz? Arkadaşımızın ifadesini, insan kendi ağırlığı kadar yıllık katkı maddesi tüketir. Bu kadar çok biz sanayi üretimi, gıda ve katkı maddesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Vücudumuz. Peki şimdi biz bunların haramını nasıl tespit ediyoruz? Oraya geliyorum. Biz bunun helal ve haram olmadığını tespitte varıp dayandığımız kelime istihale kelimesidir. İstihale, halden hale geçiş. Aramızda kimyacı arkadaşlarımız da vardır mutlaka. Sonra da kimya devreye giriyor. Kimyasal dönüşüm diyeyim de istihale nedir derseniz, şimdilik kimyasal dönüşüm diyeyim ama ayrıntısını vereceğim. Şimdi biz varıyoruz, bu kelimeye dayanıyoruz ve meseleyi bu kelimeyle çözüyoruz. İstihale kelime. İstihalenin ne olduğunu biraz bakarak şöyle bir hükmünü söyleyeyim. İstihale, helal ve haramı tespit ölçümüz. İstihale, necis ve haram bir şeyi, tekrar ediyorum, necis ve haram bir şeyi temiz ve helal hale getirir. Bunun tersini de yapar. Temiz ve helal olan bir şeyi necis ve haram getirir. Örnek vereyim, yani hal değiştirme olayıdır. Hal değişince de hükmü de değişmiş oluyor. Mesela üzüm suyunu ele alalım. Temizdir ve helaldir. Fakat bir kimyasal dönüşüm yaptık. Necis oldu ve haram oldu. Şarap üzerinde biz bir işlem yaptık, bir dönüşüm yaptık. Sirkeye çevirdik. Sirke temiz oldu ve helal oldu. İşte bu halden hale geçişe biz istiyoruz. Halden hale geçiş. Peki bunun ayrıntısına girmeden önce bir de şunu söyleyeyim. Biz çalışmalarımızda toprak hocasından da bir toprak semineri alalım dedik. İlginçtir. Avucumuzda toprak aldığımız zaman biz yerinden sabit bir madde görürüz. Halbuki öyle değil. İçerisinde akıl almaz fabrikalar çalışıyor. İçinde. Hocanın söylediği şeyi söylüyorum. Bir toprak düşünüyorsunuz. Bir hektar. Kalınlık 30 santim. Bir hektar toprakta acaba ne kadar ağırlıkta bakteri bizim için çalışıyor? Hiç düşündünüz mü? Bakterinin ağırlığı var mı? Yok gibi bir şey. Şimdi şu koronavirüsün dünyadaki ağırlığı 1 gram diyorlar. Tüm dünyadaki ağırlığı 1 gram diye söylüyorlar. Peki bir hektar topraktan ne kadar bakteri bizim için çalışıyor? İlginçtir. Dikkat edin rakama, bu hocamızın söylediği söylüyorum. 12,5 ton bakteri. 12,5 ton dedim, kilo dedim, dikkat edin. Ton bakteri toprakta durmadan çalışıyor. İnsana hizmet için çalışıyor. Peki bunlar ne yapıyorlar? Toprak ne yapıyor? Toprak organik maddeyi organik maddeye çevirir. Organik maddeyi inorganik maddeye çevirir. Yani bir canlı düşmüştür. Onu parçalar, elementlerine bilmem kimyasal köklerine çeviriyor. İşte toprağın organik madde, inorganik maddeye çevirmesi istihale olayıdır. Fakat toprak bununla yetinmiyor ki. Mineral eklemeye başlıyor. Mineralizasyon başlıyor.
Ondan sonra bu bitki alıyor, biz de o bitkiden istifade ediyoruz. Şöyle düşünelim. Ormanda mesela bir domuz öldü kendi kendine. Çürüdü, toprak onu parçaladı. Sonra rüzgar ya da sel onu başka taraflara götürdü. Orada bizim mesela diyelim ki bahçemize uğradı. Bizim bitkiler onu aldı, bize domates olarak, kayısı olarak diyelim ki karpuz olarak takdim etti. Misal. Geçen şey istihare. Halden hale dönüş anlamına geliyor. Peki toprak bunu yapıyor. Bir de buharlaşma var arkadaşlar. Buharlaşma fiziksel bir olay olmakla birlikte buharlaşma istihale hükmündedir. Zaten bir zahmet dikkat edin anlatacaklarıma. Buharlaşma fiziksel bir olay. Kimyasal dönüşüm gibi yani istihale hüküm doğurur. Bunu biz dersler diyorduk. Hatta şu kaideyle anlatıyorduk. Bir şeyin gazı buharı kendisi hükmünde değildir. Arkadaşlar bu kaidelere lütfen dikkat edelim. Tekrar ediyorum. Bir şeyin buharı, parantez içi gazı kendisi hükmünde değildir. Maddenin kendisi necisse buharı temizdir diyorduk. Fakat elimize laboratuvar geçmişken bir inceleyelim dedik. Ben de kimyacı arkadaşa dedim ki bir zahmet en uçtan örnek vereceğim ki hatırınızda kalsın diye. Kimyacı arkadaşa dedim ki bir zahmet şu denemeyi bir yap da bir görelim. Ne yapacağım dedi. Affedersiniz dedim. İdrarı kaynatacaksın dedim. Buharını bir borudan geçireceksin. Buharı soğutup yoğunlaştıracaksın dedim. Sıvı haline getireceksin. Efendim damıttığın bu idrarı içtiğimiz şu damacanadaki suyla karşılaştıracaksın. Bize bir netice. Ben buradan size gösteremiyorum. Benim telefonda var. İlginçtir. Damıtık idrar ile damacanadan içtiğimiz su birebir aynıdır. Muhtevasına baksanız, içindeki elementlere, kimyasal köklere baksanız ölçüleri dahi aynıdır. Hayret ettik. O zaman dedi ki o söylediğimiz kaide doğruymuş. Bir şeyin buharı kendisinin hükmünde değil. Şimdi buna göre gelen meselelerden örnek vereyim. Mesela idrarı kaynatsak, az yukarıya bir çarşaf gersek, bu çarşaf o buhardan ıslansa, bu çarşafla namaz olur mu? Namaz olur çünkü buharı temizdir. Onun içindir ki bakınız. Yemek yediğimiz zaman orucumuz bozuluyor ama yemeğin kokusunu aldığımız zaman oruç bozulmuyor. Demek buharı kendisi hükmündedir. Netice buharlaşma istihale hükmündedir. Peki şimdi geliyorum istihalenin ilkelerine. İstihaleyi çözdük mü bir şey helal mı haram mı çözeriz. Kafamızda netleşir yani. İstihalenin ne olduğunu tespit için arkadaşlar İki tane çalıştay yapıyorum. O platforma dahil hocalarımız 15-20 kişi ikişer gün düşünseniz ya da birer buçuk gün düşünseniz 3-4 gün uğraştık laboratuvarlarla. Nasıl? Dedim ki bir arkadaşa, doçent arkadaşa dedim ki o zaman doçentti fıkıh kitaplarında istihale denen olayları bir listele dedim. Listeledi getirdi. Ondan bunu bizim kimyacı arkadaşlara verdik. Dedi ki bunların içerisinde ne meydana geliyor ki istihale denilmiştir. Bir bir inceledik. Şimdi neticeyi söylüyorum. Netice. Yani üç çalışmanın sonucunu söylüyorum. İstihale iki şeyle oluşur. Bir veya nedir diye sorarsanız. Bir. Birinci madde. İstihale bir maddeyi, bir molekülü, bir bileşiği, maddeyi elementlerine veya kimyasal köklerine ayırma. Bu bir. Bir maddeyi elementlerine ayıracağız ya da kimyasal köklerine ayıracağız. Bu bir. İkinci şart, ortaya çıkan yeni ürün ham maddeye göre farklı vasfı değişmiş olacak.
Yani bir maddeyi ayrıştırdık, elementlerine ayırdık. Ortaya çıkan şey vasıf olarak ham maddeden farklı olacak. Vasfı değişmiş olacak. İşte bu iki şart gerçekleşti ise istihale olmuştur diyor. Mesela bir istihale olmamış, bir de olmuş olandan örnek vereceğim. Yağları ele alalım. Yağlar. Kimyacılarımız bunu üçe ayırırlar. Yağın ihtiva ettiği asitlere göre üçe ayırıyorlar. Asit bağlantısı üçlü ise trigliserit diyorlar. İkili ise monogliserit diyorlar. Digliserit diyorlar. Tekli ise monogliserit diyorlar. Şimdi biz bir yağı üzerinde işlem yaparak monogliserite çevirsek, trigliseriti monogliserit çevirsek, bu bir kimyasal dönüşümdür ama istihale değildir. Niye? Vasfı değişmemiştir. O da yağdı, bu da yağdı. Demek ki istihale olması için kimyasal dönüşüm neticesinde vasfının değişmesi gerekiyor. Öyleyse şunu söyleyebiliyoruz. İstihale bir kimyasal dönüşümdür ama her kimyasal dönüşüm istihale değildir. İstihale olması için vasıf değişikliği de meydana gelmesi gerekir. Örnek veriyorum. Mesela az önceki yağdan başlayalım tekrar. Necis bir yağ düşünelim. Necis bir yağ. Üzerinde işlem yaptık, sabuna çevirdik. Kimyasal değişim oldu mu? Oldu. Peki yeni çıkan ürün sabun yani. Vasıf olarak yağdan farklı mı? Farklı. Öyleyse istihale olmuştur. Sen bu sabunu hangi yağdan yap? Necis bir yağdan yapmış bile olsan biz ona temizdir deriz. Ve kullanılabilir deriz. İstihaleyi biraz izah etmiş oldum. Şimdi ben buharlaşmayı Ankara'daki kongrede anlatırken, istihalenin ne olduğunu anlatırken buharlaşmayı da anlatmıştım. Çay arasında bir adam geldi, dedi ki sizin bu rakının helal olması gerekir dedi. Rakı. Tabii anladım meseleyi. Çünkü rakı şarap damıtılıyor, buharlaştırılıyor yani ve ayrıca yoğunlaştırılarak rakı elde ediliyor. Dolayısıyla alkol oranı daha da yükseltilmiş oluyor. Yani şarapta mesela alkol oranı %17-18 ise bu buharlaştırılarak daha saf hale getiriliyor ve rakı %75-80'i buluyor. Buharlaşmayla yapıldı. Şimdi buharlaşma istihale hükmündedir deyince adam buharlaşma neticesinde meydana geldiğine göre helal olması gerekir diye düşünmüş. Ama ben dedim ki adama sen ikinci şartı unuttun dedim. İkinci şart vasıf değişikliğiydi. Rakının vasfı değişmemiş ki. Şarap da sarhoş ediyor, rakı da sarhoş ediyor. Vasıf değişmediği için şarabın rakıya dönüşmesinde istihale olmamıştır diyoruz. Adam o zaman tamam dedi. Demek ki illaki vasıf değişikliği istiyoruz. Bir de kimyasal değişikliği istiyoruz. Kimyasal meydana gelmişse, vasıf da değişmişse istihale olmuştur. Sanıyorum istihaleyi izah edebildim. İlkeleriyle, formülleriyle izah edebildim. Şimdi oradan devam ediyorum. Biz gıda ile uğraşırken ümmet-i Muhammed'in bir imtihanı olarak, bir belası olarak karşımıza üç tane şey çıktı. Bir, domuz. Nereye gitsek domuzla karşılaştık. Hangi gıda maddesine, hangi bilmem katkı maddesine müracaat etsek bir bakıyoruz ki bir tarafından domuz bulaşmış olabiliyor. Domuz bizim ümmeti ki domuz konusunda Yahudiler bizden çok daha titizdiler. Bunu bir ara söyledim. Domuz konusunda Müslümanlar da gereği gibi titizdir. Yani istisnaları bir tarafa bırakırsanız Müslüman genelde domuza biraz uzak durur. Ama domuz öyle bir hayvan ki burnunu sokmadığı yapmamış neredeyse. Yani düşünün ki bir domuz, bir tek domuz bir yılda 300-400 tane oluyor ya. Yemediği yok. Efendim hastalık yok. Masraf yok. Yani helal olsa belki de makul olanı bunu yetiştirmek olacak. Ama Allah Teala demiş ki buna yaklaşmayın. Tamam. Bizim bir imtihanımız bu. Bir alkol. Alkolü ayrıca anlatacağım. Nereye gitsek alkolla karşılaşıyoruz. Üçüncüsü
çevre değiştirdiğimiz zaman gerek yurt içinde gerek yurt dışında özellikle uzak doğuda köpekle karşılaşıyoruz. Diyarbakır Şafii olduğuna göre ki ben de aslen Şafii'yim onu da söyleyelim. Sonradan Hanefiler beni Hanefileştirdiler. Mezhebimi sordukları zaman ben Şahnefi'yim diyorum. Şaka yapmış olayım. Şahnefi'yim diyorum. Bizim doğudan belki söylemeyi unutmuşumdur. Ben de oradan göçüp edip geçen gelenlerdeniz. Ve Şafii mezhebini korumuş bizim çevre. Köpekle karşılaşıyor. Köpek bizim imtihan mesela. Her neyse biz verdiğimiz hükümlerde ya da fetvalarda işin içerisinde domuz ve karıştı ise biraz sonra anlatacağım tekrar. Kesinlikle buna helaldir demedik. İsterse domuz insan eliyle istihaleye uğratılmış olsun buna helaldir demedik. Ama domuz doğal olarak tabiata düşmüş, toprak onu istihale uğratmış bilmem ne hale gelmiş ona demeyiz. Fakat fabrikalarda domuz istihaleye uğratılarak bir şey üretilmişse ne ilacına efendim ne de gıda maddesine helaldir demedik. Şunu söylemiş olayım veya girmeyin boş ver dağıtmayayım. Bu üç imtihanı söylemiş oluyorum. Alkole geliyorum şimdi. Alkol kimyada 10 çeşittir. Hepsine kimyacılar alkol derler. Alkol hidrokarbonlardan bir bileşiktir. Alkol içinde karbon vardır. Karbon sayısına göre isim alır. Bir karbonlu mesela metil alkoldür. İki karbonlu etil alkoldür. Üç olursa propil olur. Ta 10'a kadar gidiyor. Dolayısıyla biz kimyacının alkol dediğini bir de İslami açıdan değerlendirmek durumundayız. İslam'a göre alkol denilen şey sadece etil alkoldür. Yani çift karbonlu olanıdır. Dolayısıyla kimyacı bu alkoldur dediği zaman biz hemen hükmü vermiyoruz. Diyoruz ki hangi alkoldur? Etil alkol diyorsa İslam'ın haram kıldığı bu işte diyoruz. Etil alkol unutmayalım. Alkolların hepsi değil, etil alkol İslam'ın haram kıldığıdır. Peki, etil alkol. Şimdi bir de bunun necis olup olmadığını tartıştık. Bilgi havuzuna bunu yazdık. Alkol necis mi değil mi? Önce mezheplerin görüşünü söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre alkol sadece hurma ve üzümden elde edildiyse o etil alkol necistir. Bize değdiği zaman onunla namaz olmaz. Diğer şeylerden elde edildiyse etil alkol necis değildir. Üstümüze değse onunla namaz olur. Hanefi mezhebini söylüyorum ama içmesi haramdır çünkü sarhoş ediyor. Diğer mezheplere göre ise hatta Hanefilerden de bu görüşü söyleyenler olmuş ama mezhep görüşü olamamıştır o. Diğer mezheplerde ise sarhoş eden ne varsa hepsi necistir. Üstümüze değse onunla namaz olmaz. Mesela diyelim ki kolonya içerisinde %70-80 alkol vardır. Eğer bu alkol üzüm ve hurmadan elde edilmemişse Hanefilere göre temizdir. İçilmesi haramdır. Ama üstümüze değdiği zaman onunla namaz olur. Fakat diğer mezheplere göre sarhoş edici olduğu için üzerimize değdiği zaman ona namaz olmaz. Biz standartları oluştururken, İslam ülkelerine gidecek olan standartı oluştururken ne dedik? 1.8 milyarın hepsi Hanefi değil ki Hanefi'ye göre konuşasın. Hanefi nüfus tahmin ediyorum 700 milyon civarıdır. Bunu da tahminlerimi paylaşmış olayım. Hanefi nüfus 700 milyon civarındadır. Şafiiler 600 civarında olabilir, 600 milyon. Malikiler 200-250 civarında olabilir. Hanbeliler 25-30 milyon civarındadır. Bunun dışında da Müslüman Şia kesimi var. Sen bütün İslam ülkelerini kapsayacak şekilde bir şey yazman gerekir. Neticede aklımıza gelen şu oldu ve onu yazdık. Dedik ki bir defa alkol üzüm ve hurmadan elde edildiği necisler haramdır. Onu geçtik. Diğer maddelerden elde edildiği ise
içki maksatlı olarak üretildiyse, içki maksatlı olarak üretildi ise biz ona necis deriz. Necis ve haram. Ama içki maksatlı olarak üretilmedi ise, mesela tıpta şurada enfektan olarak şu bu olarak kullanılıyorsa, onu kullanmak şeydir, temizdir. Kullanabilirsin ama içemezsin. İçmek ayrı şeydir. Üstünüze değdiği zaman onu necis saymayız diye söyledik. Bu arada Türkiye'de üretilen alkollerin, tabii ki şarap dışındakileri söylüyorum, üzüm ve hurma dışında, ki şarap üzümden elde ediliyor. Efendim, üzüm ve hurma dışındaki alkoller, yani içki dışındaki alkoller, dikkat edelim, pancardan elde ediliyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre bu etil alkoller zaten temizdir ama içemeyiz, onu unutmayalım, içemeyiz. Üstümüze değdiği zaman Hanefilere göre bu, efendim, namaza engel değil çünkü pancardan elde edilmiştir. Onu da söyleyelim, söylemiş olalım. Geliyorum, örnekler üzerinde bazı şeyler söyleyerek bitireceğim. Alkol gıda maddesine dışarıdan katıldı ise arkadaşlar, alkol, etil alkol, gıda maddesine dışarıdan katıldı ise ona kesinlikle şimdiye kadar caizdir demedik. Dışarıdan katma ise eğer. Ama kendi içinde oluşan bir alkol ise, gıda maddesini kendi içinde oluştuysa, o sarhoş edici seviyeye gelmediği sürece helaldir. Bunu tekrar edeceğim. Alkol dışarıdan katma ise buna kesinlikle haram dedik şimdiye kadar. Kendi içinde oluştuysa gıda maddesinin, kendi içinde oluştuysa sarhoş edici seviyeye gelmedikçe haramdır demedik. Sarhoş edici seviye nedir peki? %3,5-4 oranındaki alkoldür. Diyelim ki 1 litre suya misal %3,5-4 alkol eklerseniz sarhoş eder. Ki bu biradaki alkol ölçüsüdür. İşte gıda maddesi ekşiyerek, bayatlayarak içinde alkolleşme meydana gelmiş ve çok keskin hale geldiyse artık haram olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahleyin hurma ya da üzümün üzerine, hurmanın üzerine su döker bir kabın içinde. Akşama kadar ağzı kapalı bekletir. Ağzı kapalı bekletir. Akşam o suyu içerdi. Akşam hurmayı sulandırır, üzerine su döker, kapta bekletir. Sabah içerdi. İhmal olur da içmeyecek olursa, bayatlarsa yani onu içmez. Mesela diyelim ki böyle bir şeyin, yoğurdun, ayranın ya da bir hoşafın neyse üzerinde köpüklenme meydana geldiyse bilin ki alkolleşme meydana gelmiştir. O artık keskinleştiyse Efendimiz yaptığı gibi onu yemeyeceğiz, içmeyeceğiz demektir. Peki dedi ki 3,5-4 civarında yani keskin. Şu örneklere geçiyorum. Bütün meşrubatlarda sade gazoz dahil bütün meşrubat efendim suni maden sularında, meyveli maden sularında hepsinde alkol vardır. Hepsine dışarıdan alkol katılıyor arkadaşlar. Ölçüsü 2/1. Bundan ben hiçbirini tüketmiyorum. Hiç almıyorum. Şimdiye kadar bir tane aldığımı hatırlamıyorum. O kara olan koladan, kara olandan yurt dışındayken 40 sene önce yanlışlıkla 2 defa içtiğimi hatırlıyorum. Bunun dışında ben almıyorum çünkü hepsinde alkol var. Sade gazozda bile var arkadaşlar. Zaten onun ayrıca bir zararı da var. Nedir? İçindeki asit vücudu bir defa tahrip ediyor. Histolog arkadaşımızın sözünü söylüyorum şimdi. O grupta histolog arkadaşın. Dediği şu. Vücut bir bardak kolanın asidini dışarıya atmak için, hatta şöyle ifade edeyim, bir bardak kolanın zehirini dışarıya atmak için 31 bardak su harcıyormuş arkadaşlar. 31 bardak su. Kolanın üstüne süt içersek 6 bardak süt yetiyormuş. E peki bir bardak koladan sonra kim 31 bardak su içer?
31 bardak su içersen bu sefer sudan dolayı ölürsün. E peki dışarıdan su takviyesi olmadığına göre ne olacak? Vücut kendi suyundan harcayacak. Kendinden harcayacak. Ondan sonra vücut kendi suyunu harcaya harcaya bir bakıyorsunuz ki kola içe içe adamda böbrek yetmezliği, damar sertliği, kemik erimesi, tansiyon yüksekliği ortaya çıkıveriyor. Yazıktır. Vücudumuza yazık yani. Eğer bu vücudu ben bedava buldum, gittiği kadar gitsin diyorsa içebilirsiniz. Ama bu bize emanettir. Korumamız gerekeniz bu meşrubatlardan uzak duracağız. Bizim kendi doğal meşrubatlarımız var. Hoşaf suyunu niye içmedik? Vaktimiz olsa daha da uzatacaktım ama sağlıklı beslenme nedir diye. Sağlıklı beslenme, pahalı beslenme olarak alıyoruz. Halbuki öyle değil. Pekala ne harcadığını bildiğin takdirde ucuz bir beslenme sağlıklı beslenme olabilir. Mesela üniversitelerinde görüyorum. Gencimiz bir eline bisküvi almış, bir eline bir kola almış. Ya ben merak ediyorum bundan doyuyor. Belki de 5 lira para vermiştir. Halbuki bunun yerine yarım ekmek, 2 tane kaynamış yumurta koyuverse belki de efendim 2 liraya, 5 lira vereceğine 2 liraya sağlıklı beslenmiş olacaktı. Bunu düşünemiyor mesela. Öyleyse sağlıklı beslenme ayrıca ilkelerini düşünerek ona göre yaşamamız gerekir. Devam ediyorum. Jelatin, vaktimiz doldu. Jelatin, girmediği yer yok. Jelatin. Biz bu çalışmaları ilk yaptığımız zaman jelatin Türkiye'de 6000 ton tüketiliyordu. 6000 ton gıda maddelerine katılıyor. Rengini güzel gösteriyor, akışkanlığını sağlıyor, çekici gösteriyor vesaire. Çiğnediğiniz jelatin var. Peki o yıllar, 6000 ton tükettiğimiz yıllar Türkiye'de üretim neydi? Üretim sıfırdı arkadaşlar. Bu 6000 tonun %96'sı Avrupa'dan geliyordu. %4'ü Pakistan'dan geliyordu. Hayvanların derilerinden ediliyor bu. Derilerinden sonra başka şeylerden de elde etmeye başladılar. Şimdi Avrupa'dan gelen jelatin deriden elde edilmişse hemen domuz gelir. Sığır gelse bile bu sığır nasıl kesildi? Öyle ya. Jelatin şeye uğramıyor, istihaleye uğramıyor. Dolayısıyla kaynağı necis ve haramsa jelatin de necis ve haram olur. Şimdi biz bunu tespit ettikten sonra Diyanet'le ortak çalışıyorduk. Bir ara Diyanet'ten aradılar. Dediler ki üreticiler bizi sıkıştırıyor. Jelatine fetva biz dedik ki kesinlikle fetva veremeyiz. Kaynağı necisse necistir, haramdır. Diyanet de sıkı tuttu. Bakınız gevşek davranmamanın hayırlı sonucu yerli üretim harekete geçtiler. Ve şu anda Türkiye, kısa zamanda Türkiye ihraç eder hale geldi. Şu anda jelatin Türkiye'de yeteri kadar üretildiği gibi ihtiyaç fazlası da üretiliyor. Ama bu sefer beyaz adam ne yaptı? Bu sefer mesela kilosu 11 dolarken 7 dolara düşürüverdi. Bizimkiler rekabet edemesin de bassın diye. Öyleyse yerli üreticiler, bakınız yerli üreticiler efendim helal haram titizliğinde değil, ucuzu kullandı. Ama helal haram titizliği varsa pahalı da olsa helal kaynaklıyı kullandı, kullanmaya başladı. Şimdi siz bir gıda maddesi alırken jelatin diye yazıyorsa, helal kaynaklı jelatin diye yazıyorsa güvenebilirsiniz. Sığır kaynaklı diye yazıyor. Bu sizi aldatmasın. Sığır kaynaklı olması yeterli değil. Çünkü bu ithal edilmiş de olabilir ve o sığır gayri İslami usule göre de kesilmiş olabilir. İlla helal kaynaklı demesi gerekir ki biz ona güvenelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şöyle programlar var. Telefonlara da indirebilirsiniz. Marketlerde gezerken bir gıda maddesi alacağınız zaman onun barkodunu girin. Helal mı haram diye sorgulama şeyi vardır bu programda. Sorgulayın, size hakkında bilgi verir. Helal sertifikası var mı? Süresi dolmuş mu? Nedir? Hakkında bilgi verir. Böylece bir çalışma da var. Söylemiş olayım. Mesela başka bir örnek vereyim. Kefir, boza, ekmek ve peynir. Dördü. Kefir, boza, ekmek, peynir. Bunların tazesinde %5 alkol vardır. Kendi içinde oluşma. %5 demedim, yanlış anlamayın. %5.
sarhoş edici seviyede değil. Bunlar bayatladıkça peynir ve ekmekte sıfırlanıyor alkol, sıfırlanıyor bayatladıkça, kefir ve bozada artıyor. Kefir ve bozada artıyor. Ekşidiği zaman tabii içilmez olur o. Ama ya da taze muhafaza edilmiş olmasında bir sakınca yok, tüketilebilir. Efendim peynir mayası, örnekler veriyorum. Çok şükür peynir mayası hayvanlardan elde edilmiyor. Çünkü üretime yetmiyor. Laboratuvarda üretilmiş mayalar kullanılıyor. Mayalar kullanılıyor. Onun için bir endişemiz yok. Endişemiz yok. Bu arada az üretimlerde, eskiden daha doğrusu, hayvan yavrularının işkembesinden çıkarılan bir efendim şeyden, şirden dedikleri şeyden yapılıyordu peynir mayası. Ve yine ilginçtir imtihanımız, yavrular içerisinde en kaliteli ve verimli olan domuz yavrusunun şirdenidir. Fakat çok şükür etmediği için peynir üretiminde tamamen mikrobiyal mayalar kullanılmaktadır. Laboratuvarda üretilmiş. Peynirden yana bir endişemiz yok. Ama ben titiz davranacağım falan diyorsanız, halk arasında çökelik denilen, lor denilen, onda zaten maya da yoktur. İsteyen onu da kullanabilir. Daha söylenecek çok şey vardı fakat sizi sıkmamak için ben burada sorulara geçmek üzere noktalıyorum. Sorularınızı ben tamamlamaya çalışayım. Evet. Bir saatimi doldurdum. Şimdi sorularınızı alıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bu konuşmayı biraz daha uzun birkaç gün önce bir gruba daha yapmıştım. Onun videosu var. Ben ilgili arkadaşıma göndereceğim biraz sonra. O da size gönderiversin. Oradan takip edebilirsiniz. El kaldıran epeyce var. Bana soru olarak sorun bir zahmet. Sesli sorun. Evet. Kenan Bozkurt, Hülya Arı, Esra Akgeyik, Mehmet Çelik, Özgür Avcı, Abdurrahim, ondan sonra bir de Nars diye bir kayıt var. Bu arkadaşlarımız gördüğüm kadarıyla el kaldırmışlar. Başka sayfalar... Hayır, ben bir dakika araya girebilir miyim? Tabii buyurun, dinliyorum. Teşekkürler Sayın Hocam bu güzel sunumumuzdan dolayı. Allah razı olsun. Özellikle bu konu niye... Cebinizde kayıtlı olarak gelecek. Onu tekrar haber vermiş olayım. Evet. Evet. Özellikle Sayın Hocam bu konuyu bu pandemi sürecinde olduğumuz için seçtik. Çünkü malumumuz pandemi sürecinde bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek ya bu hastalığı yakalanmamak veya yakalandığı zaman insanın çabuk güzel atlatabilmesi demek. İçin soruyu kısa soralım. Mümkün olduğu kadar. Evet. 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 Evet Sayın Hocam. Şimdi sorularımıza geçerken hocam bir arkadaşımız diyor ki bu %3,5-4 oranı yüzde mi binde miydi acaba? Yüzde. Sarhoş oranı %3,5-4'tür. Biradaki alkol oranıdır. Biraz sarhoş eden arkadaşlar. Biraz sarhoş etmez diyenlere inanmayın, sarhoş eder. Meşrubatlardaki evet. Meşrubatlardaki %5 idi unutmayalım. Evet. Evet, bir başka bir soru da chat kısmında yazan bir soru da şöyle. Marketlerde bulunan paket ürünlerde halal haram noktasında tespit için nasıl bir ölçümüz olmalı diye sormuştu arkadaşımız. Sanırım ben açıkladınız. Şunu söyleyeyim, az önce söyledim. Müslümanlar bu noktada programlar yapmışlar. O programı internetten indirin cep telefonuna. Market barkodun girdiğiniz zaman, barkod rakamını girdiğiniz zaman, cep telefonu sorgulamaya girdiğiniz zaman size bilgiler gelir. Hiç değilse şöyle yapın. Ne kadar katkı maddesi az ise onu tercih edin. Diyelim ki bir madde var. 10 tane katkı maddesi saymış. Bir tane var, 2 tane saymış. Hiç değilse 2'yi tercih edin. Katkı maddesi ne kadar çoğaldıkça o kadar çoğalır. Evet. Başka var mı? Arkadaşlar sorusu. Kim var arkadaşlarımız? Yer kaldıranlar var ama sormadılar veya bekliyoruz. Evet. Sorusu olan varsa mikrofonu açıp sorabilir. Evet. Selamun aleyküm hocam. Buyurun. Ben Ekrem Özaydın Diyarbakır'dan. Kocaköy Yazı İmam Hatip Ortaokulu'ndan. Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok kıymetli bilgiler verdiler bize. Ben şeyi soracaktım hocam. Bu
kasaplarda et almakla ilgili ne tür sıkıntılar var şu anda? Kasaplardan yana bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür kesenler genelde Müslümandırlar. Hatta gayrimüslim olsa, yani Hristiyan bile olsa, eğer bizim usule göre kesiliyorsa onda sakınca yok, yiyebiliriz yani. Bir de hocam bir soru daha olacaktı. Evet. Gimdes'le ilgili mesela Gimdes'in sertifika verdiği her ürün helal midir? Buna güvenebilir miyiz? Sizin görüşünüz önemli midir? Gimdes Malezya bağlantılı olarak çalışıyor. Bizim bu çalışmalarımız hem bizim o Helal Yaşam Derneği hem Diyanet hem de TSE ortaklığı. Hocam sesiniz azaldı hocam. Öyle mi? Ben bir daha bakayım. Şimdi sesim iyi mi? Evet hocam. Evet hocam. Buyur hocam. Biraz daha çoğaltıyorum. Tamam. Şimdi Gindes'le biz hiçbir ilgimiz irtibatı. Arkadaşlar hakkında hüsnü zannımız var. Onu söyleyelim. Hüsnü zannımız var. Ama onlar hakkında bir şey deyip de haklarına girmek istemiyorum. Ben TSE'ninkini biliyorum ama 3-4 senedir onlar da bizi aramıyorlar. Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum. Onların biz ayrıldığımız zaman 354 bir sertifika vardı. Onlar da biz titiz davrandık. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Durum bu. Evet. Allah razı olsun. Teşekkürler hocam. Hocam bir arkadaşımız sade maden suyuna eklenen alkol var mı diye sormuş. Sade maden suyu. Şimdi maden suyu doğal olarak çıkıyorsa, mesela Kızılay'ınki, Beypazar'ınki, başka da vardır mutlaka. Doğal çıkanlarda sakınca yok. Ama suni olanlarda, meyveli maden sularında alkol var. Onlardan uzak duracağız. Başka? Hocam selamünaleyküm. Arkadaşlar bunu da sorayım. Eşek sütü sabunu diyor bir arkadaş sormuş. Zaten o istihaleyi anlatırken aklıma gelmişti. Şimdi Polonya üreticisine de gittik tetkik için. Bir baktık ki... Yalnız hocam sesiniz son 5 dakika bayağı azaldı. Acaba neden oldu bilmiyorum ki. Sesiniz geliyor da az geliyor. Yakın durayım. Yakın durayım. Önce çok iyiydi. Soruya geçince sıkıntı oldu hocam. Demek ki soruları az sormamız gerekiyormuş. Öyle anlaşılıyor. Evet, soruları az soracağım. Peki buyur hocam. Ben size cebinize göndereceğim inşallah. Şimdi eşek sütünden sabun yapıldığı takdirde bu sabunu kullanabiliriz. Kaldı ki eşek katkısı %1-2 ancak. O üretici bayana sordum ben. Biz orayı ziyaret ettik. Bu kadar eşek sütü bulabiliyor musunuz dedim. Öyle ya. Dedi ki ya biz zaten %1 falan ancak katıyoruz. 1-2 ancak katıyoruz. Üstelik katılsa bile, %100 eşek sütü olsa bile bir defa bu istihaleye uğruyor bir. İkincisi biz bu sabunu yemiyoruz ki. Üzerimize kullanıyoruz. Su dökünce de temizlenip gidiyor zaten. Dolayısıyla sakınca yok onda. Temiz olmasın. Başka var mı? Teşekkürler Sayın Hocam. Arkadaşlar varsa hemen alın. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Orhan Hocam, En'am suresinin 145. Yani ayet-i kerime. Abdurrahman Hocam, kısaca. Evet, 4 evet, tane kısaca. Ayetten bir tanesi o. Evet. Hocam oradaki hasrı, ayetteki hasrı nasıl anlamalıyız hocam? Neyi, hangisini? En'am 145. ayetteki hasır innema ile başlıyor, haram kılınanlar. Tamam. Oradaki geçen, ne şey, 4 tane şey. Neydi? Evet. Leş, ölmüş hayvan, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilen. Şimdi oradaki hasrı soruyu anladım. Bunun dışında haram yoktur. Yanlış o. Oradaki haram yoktur anlamında değil. Bunu söyleyelim. Orada bir olaya, bir soruya cevap olarak öyle söyleniyor. Bunun dışında bu haram bizzat şarap sayılmıyor mesela. Şarap yok orada. Ama Maide 90-91'e baktığın zaman şarap, hamur orada geçiyor. Dolayısıyla oradaki hasır başka haram yoktur anlamında değil. Galiba onu sordunuz. Hocam çok özür dilerim de hiçbir şey anlaşılmadı ya. Bir ses geldi oradan. Hasırdan sonrası duyulmadı. O dediğiniz ayetteki hasır haram yoktur anlamında değil. Bu sesim geldi mi size? Geldi mi? Evet, anlaşılıyor. Şu an geliyor hocam. Çok sağ olun.
haram yoktur anlamında değil oradaki hasır. Özel bir olaya, özel bir soruya bağlı olarak sorulmuştur. Çünkü bizzat Kur'an'ın kendisinde Maide suresi 90-91. Ayette şarabın, hamrın haram kılındığı beyan ediliyor. Ama o dört şeyin içerisinde hasır olmasına rağmen şarap geçmiyor. Demek ki oradaki hasır başka haram anlamında değil, başka haramlar da vardır. Zaten Araf suresi 157-158. Ayette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tayyibatı helal kıldığını, habaisi haram kıldığını zaten söylemiştim. Evet. Başka? Teşekkürler hocam. Peki. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Evet. Ülkenin bir tanıtalım Rabia Hanım kısaca. Ben Rabia Yılmaz, Kayapınar'dan katılıyorum. Mehmet Akif İnan Ortaokulu'ndan katılıyorum. Hocam şimdi gündemde olan aşıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hani sosyal medyada içeriğiyle ilgili değişik söylentiler var. Verto denilen maymun hücrelerinin katıldığından. Aşıyla ilgili fikrinizi merak ediyorum hocam. Aşı bir defa şimdi tabii ki İslami ilkelerin tamamını göz önünde bulundurarak cevap vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz burun buruna gelmiş olan insanın domuz eti yemesi nedir? Caiz midir? Yoksa nedir? Ben size sormuş olayım. Özellikleri neydi? Hocam sesiniz iyi gelmiyor. Ölümle burun buruna gelmiş olan bir insanın... Ne ya, ben onu... Şimdi şeyi işledik mi size? Islat değil değil. Sen hocam, şey mi diyorsun? Olay, ses olan mı hocam? Bir dakika bakalım. Sen sabit, sabit dönemi mi diyorsun? Evet hocam. Yok canım, orada değiliz. Orada mıyız? Sen ses karıştı, ben duyuyorum. Evet. Burayı anlatıyorum. Hocam sesiniz çok azaldı, ondan kaynaklanıyor biraz da. Arkadaşlar duyamıyor. Şimdi cevaben yeni baştan başlıyorum. Özür dilerim hocam. Şimdi dinimizde Kur'an'ın bizzat beyanına göre ölümle burun buruna gelmiş olan, yani aç kalmış, başka da bir yiyecek yok, domuz eti var yanında, onu yemese ölecek. Ölmeyecek kadar yemesi farz kılınmıştır. Bakın caiz kılınmıştır demiyorum. Dikkat edin. Mubah da değil. Farzdır. Yani yemez de ölürse günahkar olur. Demektir o. Şimdi bir bu var. Bir de öbür katkı maddeleri var. Şimdi bakın. Bu aşılar ya da diyelim ki ilaçlar içerisinde katkısı varsa, domuz katkısı varsa, biz öncelikle bu ilacın ya da bu aşının alternatifi var mı diye sorarız. Alternatifi varken bu aşıyı ya da bu ilacı kullanmak caiz değildir. Fakat alternatifi yok. İkinci şartımız, bu ilaç ya da bu aşı o ölümcül hastalıktan dolayı kurtardığı ve koruduğu gali bir zanla kesinse, yani %80-90 bu koruyor, engel oluyor, güçlendiriyor diye kesin netice varsa bunu kullanmak caiz olur. Bunu kullanmak caiz olur. O takdir, bak bir daha söylüyorum. Alternatifi yoksa ve faydalı olduğu galibi zan ile hakim kanaatla kesin ise bunu kullanmak caiz olur. Ama daha beri de mesela alternatifi var ya da koruyup korumadığı ihtimalli, bu durumda kullanmak caiz değildir. Bunu özellikle bu sadece, anladım hocam. Teşekkür ederim. Bu sadece aşıda değil, COVID hastalığına uygulanan bir iğne var. İğne. Oksapar dedikleri bir iğne var. Onda da domuz bağırsağından alıntı şeyler var. Genler var. Bilmem neler var. Onlar da eğer alternatifi varsa, ki alternatifi haplar var, onu kullanmak caiz değildir. Söyledik şimdiye kadar. Öyle de uyguluyoruz. Evet. Başka? Ben hocam şu anda o zaman aşının alternatifi yoktu ve bir de %80-90 oranında koruduğu söyleniyor, o zaman caiz oluyor, vurmamız gerekiyor. Başka alternatifi de yoksa ama, evet, değil mi? Evet, bunu anlıyoruz. Sizin söylediklerinizi de sayın hocam. Evet, soru yoksa ben tekrar hatırlatayım. Başka bir yerde yaptığım bu konuşmanın videosunu size göndereceğim. Bir zahmet Milli Eğitim'den de size göndersinler. Oradan tekrar seyredersiniz. Ona göre kaçırdığınız şeyler olursa not alırsınız. Başka var mı? Hocam. Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm. Buyurun.
Hocam Bismil Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. İbrahim Demiroğlu ismim. Evet, nereden ben? Konya'dayken hocam Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde sizin derslerinizde de bulundum hocam. Hangi yıl mezunu? Hangi yıl? Hocam 2014 mezunuyum. Ha, peki, fazla eskimemişsin. Evet, buyur. hocam benim sorum şu şekilde. Hocam büyükbaş hayvanlarda yapılan sünni tohumlama hakkındaki fikriniz nedir hocam? Görüntüyünü ver de görüntünü de bir görelim bakalım. Yüzünü hatırlayalım. Evet. Şimdi hocam Evet. Hocam büyükbaş hayvanlarda yapılan sünni tohumlama hakkındaki fikrinizi öğrenebilir miyim hocam? Onun sakıncası yok, sakıncası yok. O noktada bir problem yok daha doğrusu. Peki hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Başka var mı? Hocam soru var mı? Son varsa son bir soru alalım. Son bir soru. Hamide Hanım sen hangi branştasın? Türkçe öğretmeniyim ben. Türkçe. Hadi bakalım. Öncelikle bana söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu güzel bilgiler için de Allah razı olsun. Güzel bir sunumdu. Daha güzeli gelecek inşallah. Cebinize gelecek. Evet. Ben Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden Çölcan Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ben bir şey soracaktım. Siz bu hazır sular hakkında ne düşünüyorsunuz? Hazır su ile ilgili bir bilginiz var mı? Ne dediniz? Su mu dediniz? Evet, bu hazır sular oluyor, çeşitleri oluyor. Bunlarla ilgili bir bilginiz var mı? Helallik, haramlık konusunda. Şimdi bunlarda haramdır hükmü veremeyiz. Mümkün değil. Hepsi yani bildiğimiz kadarıyla helaldir. Ama kalitesine bakacağız, kalitesine. Diyelim ki bunu kuyu suyunu işleyerek mi yapıyorlar? Yoksa menbaadan olduğu gibi aktarıyorlar mı? Ona bakarız. Bir de cam şişe varsa cam şişeyi tercih ederiz. O plastik şişeleri tercih etmeyin. Hatta çantanızda, yanınızda içebileceğiniz büyüklükte bir cam şişe taşıyın ve bittikçe bildiğiniz temiz sulardan ona doldurun. Doldurun. Pet şişeleri gördüğüm kadarıyla güneşte bekletiyorlar. Sıcak güneşte. O güneş onun içini su olmaktan çıkarıyor. Haramdır demiyoruz ama bundan sonra kalitesine bakacağız. En azından şunu yapın. Sabahleyin çaydan artan su var ya, demliğin altından artan su var ya, o suyu dökmeyin. Boşa vermeyin. O dediğim şişeye doldurun onu için. En kaliteli su, en böyle steril su odur. En azından onu için. Bundan sonra öyle çok sağ olun. Çaydanlığın suyunu dökmeyelim. Boşa vermeyelim. Bulaşığa bile harcamayın. O kalitelidir o. Dökün o suyu şişeye onun için. Evet. Başka? Allah razı olsun Sayın Hocam. Hocam ben sorabilir miyim? İyileşiyor evet, hocamız. Hocam bu fazla yorum yapabiliyorum inşallah. Başka bir hocam, soru daha var. Evet. Merhaba hocam. Hülya Hanım bu son olsun o zaman çünkü hocamız daha yeni iyileşti. Tamam hocam zaten. Geçti bir saat oldu. Evet tamam. Hülya Hanım. Zaten sorum çok kısa. Hocam ben kefir biraz fazla tüketiyorum. Kefir hakkında siz ne dediniz? Tam olarak duymadım da. Kefir mi dedin? Evet, kefir. Yeter ki taze için ya da dolapta saklanmış olsun. Ekşirse, sıcak bir köşede beklerse, kabarırsa, köpüklenirse onu içmeyin. Tamam kefirin hocam. Bir sakıncası yok. Kefir bir süt ürünüdür. Peynir neyse, ayran, yoğurt falan neyse o da öyle bir şeydir. Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum hocam. Tamam. Sağ olun. Sayın hocam teşekkürler. Allah razı olsun. Bize zaman ayırdığınız için bu verimli konferansı. Ben o videoyu biraz sonra size göndereyim ben. Evet inşallah. Olmaz mı? Arkadaşlar size dağıtırsınız. İnşallah Sayın hocam. Bekleriz. Peki. Hocam peki. Dediğim gibi inşallah sıkıntı olmamıştır sağlığınız açısından. Çünkü daha yeni sizle iletiyorsunuz. Buna rağmen evet. Yine bir kullandığınız zaman ayırdığınız Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olasınız. Hocam var mı son cümleleriniz varsa alabilirim. Herhangi bir şey yok. Arkadaşlarımız Konya'ya uğrarlarsa beklerim. En azından bir selam versinler. İnşallah bu pandemi dönemi geçer. Çayımızı da ikram ederiz. Başka şeyler de ne denk gelirse bekliyorum inşallah.
Biz de bekliyoruz Sayın Hocam. Diyarbakır'a gelince inşallah. Allah'a emanet olun. Buradan mesaj falan yazarsanız da cevapsız kalırsa kusura bakmayın. Günde 1000'den fazla mesaj geliyor. 1000'den fazla. Mümkün olduğunda cevap yazarım ama arada kaynarsa da kusuruma bakmayın. Evet. Doğru. Teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere Sayın Hocam. İnşallah. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sizler de katıldığınız için, zaman ayırdığınız için Allah razı olsun. Teşekkürler. İnşallah başka toplantılarımıza, konferanslarımıza buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın. İnşallah. İnşallah. Peki.